Şu an hattımızda gazeteci Ali Fuat Doğatepe var. Sayın Doğatepe, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyenlere saygılarımı sunuyorum. Evet, illegal bahis diyorum. Neden diyorum? Operasyonlar yapılmaya başlandı. Sizin de özellikle sık sık sosyal medya hesabınızdan ve yapmış olduğunuz açıklamalar ve aynı zamanda yazmış olduğunuz yazılarla ilgili de illegal bahisle ilgili son dakika gelişmeleri veriyorsunuz. Nedir bunda son durum? Bu işler nereye kadar gidecek? Neler söylersiniz? Bu işler biliyorsunuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu Galatasaray ile ilgili verdiği kovuşturmaya yer yok kararında vurguladığı gibi elektronik uyuşturucu, yani bu tabir çok önemli bence. Türk aile yapısını çökertecek şu an itibariyle en önemli tehdit olarak görüyorum. İstanbul'da yasa dışı kaynakların ve masanın raporlarına göre bunun boyutu, mali boyutu yaklaşık 400 milyar TL. Yani bu çok önemli bir para. Ülkenin kaybı anlamında söylüyorsunuz değil mi? Ülkenin kaybı anlamında. Tabii ülkenin kaybı anlamında. Biliyorsunuz maçlara gidiyoruz, dolaşıyoruz. Geçen Anadolu'da bir maça gitmiştim. Orada işte sohbet ediyorum insanlarla. Nedir bu yasa dışı bahisin buradaki etkisi nedir diye. Şehrin tanınmış bir ailesinin oğlu yasa dışı bahise düşüyor. Sonra tefecilere düşüyor. Ailenin 5 tane dairesi satılıyor. Yazık yani ya. Bu sadece bir hikaye. Bu 400 milyar liranın, oynanan 400 milyar liranın, kaybedilen 400 milyar liranın en az 200 milyar lirası da tefecilere gidiyor. Tahsilat için mafyaya gidiyor. Hani şu İstanbul'da adam vurmalar, şunlar bunlar var ya bildiğiniz. Evet, evet. Bunların hepsinin temelinde yatan şey yasa dışı bahis ve kumar. Dolayısıyla bu çok büyük bir tehdit. Yani biz bununla bunlarla hem jandarma hem de Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki siber suçlar bunlarla mücadele ediyor ama bu yasa dışı bahis organizasyonunu yöneten çeteler de bunu devletten kaçırmak için, devletin gözetiminden kaçırmak için her gün yeni formüller geliştiriyor. Ya mesela giriyorsunuz bunların sitesine, para yatırırken size diyorlar ki sakın bunun bahis parası olduğunu söylemeyin. Üçüncü kişiler aracılığıyla, yani bir sistem kurulmuş, en az 150-200 kişinin içinde olduğu her grup için bir sistem var. Dolayısıyla buradan insanların cebindeki parayı hortumluyorlar diyebilirim. Şunu sormak istiyorum. Tabii sadece bu illegal bahiste bir de kaçak yayınlar var sevgili Ali Fuat Doğatepe. Yani aslında şu anda baktığım zaman kulüplerin de yaklaşık 100 milyon euronun üzerinde bir kayba uğradığı gözüküyor. Özellikle sosyal medya hesabından insanlara maç izlettiriliyor. Hatta adamlar biraz daha ileri gidiyor. Ya bu hesap kapanmaz, yemin ediyorum kapanmaz, gelin bizden izleyin diyorlar. Ve bir maç izlerken de illegal bahis reklamlarını da görüyorsunuz. Peki bunları engellenemiyor mu? Niye engelleyemiyoruz? Neler söylersiniz? Bu kaçak yayınla ilgili nasıl mücadele edilmesi gerekiyor? Zaten bu kaçak yayını yapanlar yasa dışı bahis siteleri. Dolayısıyla bu kaçak yayını sürdürmek zorundalar ki insanları bu sistemin içerisine dahil edebilsinler. Şimdi çeşitli modellemeler üzerinde çalışılıyor. Geçen Federasyon Başkanı İbrahim Acasmanoğlu da söyledi. Bu konuda yazılım şirket firmalarıyla çalıştığını, bir ya da iki dakika içerisinde kaçak yayın yapan kanalların internet, biliyorsunuz bunların hepsi internet tabanlı. Evet. Bunların hemen tespit edilip bir ya da iki dakika içinde hemen engellemeye geçilmesi konusunda yazılım firmalarıyla görüşmeler yaptıklarını söyledi. Bu konuda hem federasyonun hem de yayıncı kuruluşun ortak sorumluluk alması gerekiyor. Bu konuda biliyorsunuz en çok şikayetçi olanlardan bir tanesi yayıncı kuruluş. Evet. Dolayısıyla gelirinin azaldığını söyleyerek bu şikayette bulunuyor. Ama kendisinin de bu sistemi engelleyecek yazılımlara destek vermesi gerekiyor. Dolayısıyla bu tabii topyekun bir mücadele. Kulüplerin, federasyonun ve yayıncı kuruluşun ortak mücadele etmesi gereken bir nokta bu konu. Ya tamam, o sistemi bir anda kapatıyorsun ama adam bir an, iki dakika sonra farklı bir sistem üzerinden gene yayınla devam ediyor. Yani bunun sonu yok. Tabii yani internet tabanlı olduğu müddetçe bunun sonu yok. Biliyorsunuz ilk kez 160 diye başlıyor. Maç yayını devam ederken ilk kez 161, ilk kez 162, 163 diye güncelleyerek devam ediyor. Yani bu bir mücadele. Belki şöyle bir şey olabilir. Ben mesela bazı bizim
şeyi kullanıyorum, internet tabanlı yayıncılığı kullanıyorum mesela televizyonda. Türkiye dışına çıktığımda hemen kara listede diyor, buradan yayın izleyemezsin diyor veya işte VPN kullandığım zaman bu engellemeyi getiriyor. Belki hani bu tarz şeylerde de Kıbrıs tabanlı, Balkanlar tabanlı, Gürcistan tabanlı bu tarz yayınları da direkt bloke ederek 1-2 saat yine maç süresince bunları engelleyebilme ihtimali olabilir. Bu konuda da çalışmalar devam ediyor. Serkan Bey demiş ki Yılmaz abi, Yılmazmış, iyi yayınlar diyor. İstanbul'dan Serkan ben diyor. Neden Galatasaray bu konuda kavuşturaya yen almadığı için hesap sorulmuyor? Yasa dışı iş bahisten ve sponsorluktan milyon dolarlar alırken neden kimse orada olmuyor demiş. Ya şimdi ben o konuda biliyorsunuz kovuşturmaya yer yok kararı verildi ama Spor Toto Teşkilatı ile konuştum ben. Spor Toto Teşkilatı bu kararın kaldırılması için Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurmayı düşünüyor. Çünkü yasal olarak süreç böyle işliyor. Galatasaray Kulübü bu konuda federasyonun izninin olduğunu söylüyor. Evet. Tamam, doğrudur ama işin şu kısmı var. O zaman Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü bu konuda izni veren federasyon yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunabilir. Bence bunu yapmalılar diye düşünüyorum. Çünkü Burada Galatasaray'ın, şöyle söyleyeyim Sayın Fatih, burada Galatasaray'ın suçu yok. Federasyon çünkü izin veriyor buna. Ama federasyon orada bu izni verirken oradaki imzası olanlar sorumluluğu kulübe ait olmak üzere diye bir ses istiyorlar. Öyle mi? Bakın bu tabii bu çok önemli bir şey. Yani dolayısıyla burada soruşturmanın yeniden açılması gerekiyor. Hatta eğer Sulh Ceza Mahkemesi olumsuz karar verse bile burada Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Adalet Bakanlığı'na başvurup kanun yararına bozma isteyebilir. Dolayısıyla yani burada asıl olan şey bu paranın izini sürmek ve bu parayı elde etmek. Bakın aslında şöyle bir tehdit var. Normal Aygün Özpek, siz namuslu bir Türk vatandaşısınız. Hı hı. Gidiyorsunuz yurt dışında bir hesap açmak istiyorsunuz değil mi? Evet. Gri listede olduğumuz için biz, yani yurt dışında çocuğunu okutan insanlar var, yurt dışında iş yapan insanlar var, yurt dışında bankalarda hesap açamıyordu. Niye? Gri listedeydi. Yani Türkiye'den işlem yapan insanların hepsine şüpheli gözüyle bakıyordu dünya bankacılık sistemi. Biz bu gri listeden yeni çıktık. Eğer bunlar devam ederse yeniden gri listeye girme ihtimalimiz var. Yani normal iş yapan bir Türk vatandaşı, yurt dışında çocuğunu okutan bir Türk vatandaşı gidip yurt dışında bankalarda hesap açamıyor. Yani bunların çok büyük riskleri var. Çok tehlikeli bir yer o zaman bu iş. Alo, Ali Fuat Bey. Duyuyor musunuz beni? Pardon. Duyuyorum, duyuyorum. Yani dolayısıyla burada bizim öncelikli olarak vatandaşlarımız bu konuda sık sık uyarmamız lazım. Eğer şöyle bir şey, bakın atıyorum Galatasaray'ın ilk taksitte ne kadar para aldığını tam olarak hatırlayamıyorum ben şimdi. Maliye Bakanlığı'nın 7 gün o hesabı askıya alma ihtimali var. O paranın müsaade edilme ihtimali var. Yasal olarak bunların TCK 55'e 1'de bunun karşılığı var. Yani burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasaların kendilerine verdiği hakları kullanmalı. Bu banka hesabı neyse onun tespiti yapılarak oradan izi sürülebilir. Interpol devreye sokulabilir. O banka hesabı üzerinden her türlü işlem, kara para işlemi ortaya çıkartılabilir. Yani burada suçlanan ya da kovuşturulan şey Galatasaray değildir. Burada yasa dışı bahis veren bir firmanın izi bulunmuştur. Bu firmanın izi takip edilmeli. Bu ipucu takip edilebilmelidir. Benim söylediğim ve yasaların savcılığa verdiği yetki budur. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Antep ve Gaziantep ve Adana Demirspor kulüplerine saha içerisinde bu illegal bahis sitesinin reklamı yaptığından dolayı para cezası verdi. Şimdi şunu sormak istiyorum. Futbol Federasyonu önce bir para cezası veriyor. Arkasından devam ederse biraz daha üzerine koyarak para cezası veriyor. Devam ederse bir daha para cezası veriyor. Devam ederse 3 puan siliyor. Devam ederse küme düşmeye kadar gidiyor. Niye Türkiye Futbol Federasyonu ilk andan itibaren puan silmeyle başlamıyor sizce? Yani şimdi yanlış değil mi bu uygulaması? Ne diyorsunuz bu uygulamayla ilgili? Tabii bence yanlış bir şey. Yani çünkü illegal paranın izini bulmuş oluyor. Bence o noktada şunu değerlendirmek lazım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun hukuk müşavirliğinin şöyle bir görevi de var. Ben böyle bir şeyi tespit ettim deyip Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na ek bir suç duyurusuyla hemen bu operasyonu başlatılabilir. Birinci, ikinci, üçüncüyü beklemeye gerek yok. Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin bu konuda elinde güçlü argümanlar varsa, bunun tespitini yaptıysa
hemen atıyorum mesela Gaziantep'e verilen reklam hangi banka hesabından geldiyse o banka hesabı üzerinden işlem yapılması için MASA ve DEKO Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunabilir. Yani bu elimizde yasal argümanların nasıl kullanılacağının iyi bilinmesiyle ilgili bir nokta. Anlatabiliyor muyum? Yani Futbol Federasyonu ben bu işin sadece idari kısmındayım diye düşünmemeli. Hı hı. Bu işi adli kısmı olduğunu düşünüp DEKO Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve MASA bu konuda suç duyurusunda bulunmalıdır. Son sorumda Türkiye Futbol Federasyonu MHK arasında yaşanan olaylar, işte yabancı varın gelmesi, kulüpler hakemlerin de yabancı olmasını istiyor. Bununla ilgili sizin düşünceniz nedir? Nereye doğru gidiyoruz? Yani şimdi bunu TFF Başkanı ile konuştuğumuzda ben görevde olduğum müddetçe bu MHK ile devam edeceğim. Ve o yüzden de bir 3 yıllık sözleşme imzaladık. Bence burada hatalar var, majör hatalar var. Yani sezon başından bu yana yaklaşık 300'e yakın maç oynandı. Birinci Lig ve Süper Lig maçları. Bunlarda kaç tane majör hata yapılmış, ne yapılmış, bu hakemlere ne gibi yaptırımlar yapılmış, bunların hepsini görmek lazım. İki, şimdi İbrahim Acasmanoğlu belki yola çıkarken sorunun bu kadar büyük olduğunun farkında mıydı? Bunu bilemiyorum. Belki bu konuda sorunun bu kadar büyük olduğunun farkında olmayabilir. Hatanın neresinden dönürsek kârdır mantığıyla gidip en azından var da yabancı hakem olabilir. Ama ben geçen seneki tecrübemizden biliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Geçen sene yabancı var da çok iyi değildi. O da tartışmalara neden oldu biliyorsunuz. Bu konuda daha seçici olunabilir. Yabancı eğitmeni var biliyorsunuz MHK'nın var, evet, konusunda. Onunla mutabık kalınarak, Pereira ile mutabık kalınarak 2-3 tane yani en azından 4 tane yabancı var hakemiyle sisteme taze kan pompalanabilir diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla hani bu sistemi bir günde yıkıp yapamayacağımıza göre çeşitli modellemeler ve alternatifler üzerinde çalışmak lazım diye düşünüyorum. Son dakika gelişmesi Ömer Faruk Ünal paylaştı. Şu an Türkiye Futbol Federasyonu yabancı var aramasına başlamış resmi olarak. Onu da tekrar söyleyelim. Sizce sistem iyi çalışır mı? Ya şimdi biz istiyoruz ki bugün kalktık sabah öğleden sonra tüm sistem değişsin. Böyle bir şey yok. Yani burada bir MHK dediğimiz zaman şey, biz gerisindeki hakem havuzunu, hakem yapısını unutuyoruz. Burada bunların yeniden sisteme dahil olabilmesi için eğitimleri, işte güncellemelerin yapılması, bu uzun bir süreç. Ben burada biraz eski hakemlerin de manipülatif davranışlardan kaçınmaları gerektiğini düşünüyorum. Birkaç tane eski hakem var mesela. Sistemin iyiye gitmesi yönünde önerilerde bulunuyorlar. Mesela Serdar Akçer, siz de zaman zaman yayına alıyorsunuz. Serdar Akçer, evet, mesela, doğrudur. Onun paylaşımlarından gayet olumlu şekilde faydalanıyorum. Ama bazı eski hakemler de manipülatif, intikam alıcı pozisyonlar alıyorlar. Bence hakem camiasının bu konuda sistemin iyiye gitmesi yönünde çalışması gerektiğini düşünüyorum. Onların destek olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu MHK'yı yolladık. Ne olacak? Bir tane daha gelecek. O MHK'yı yollayacağız. Bu demek ki MHK'nin başkanlarını veya MHK yöneticilerini değiştirmekte çözüm üretemiyoruz. Bence biraz bekleyip sebat ederek nereye gideceğini görmemiz lazım. İyi niyetli olup olmadıklarını hakem camiasının hepsi biliyor. Dolayısıyla bence hakemlerin çok iyi olması, kendilerini mental yönden iyi hazırlamaları gerektiğini düşünüyorum. Ya isim vererek örnek vermek istemiyorum ama mesela bir maçın hakemi vardı. Maçta sadece inanır mısınız benim gözümde tek bir hatası vardı. Avantaj kuralını yanlış oynatmıştı. Ondan sonra ya acaba bu hakem iyi bir hakem mi olacak diye düşünürken 3 hafta sonra o hakemin yerlere gittiğini gördüm. Yani hakemlik açısından nasıl bir mental çöküşü yaşıyor ki bu kadar kötü maç yönetebiliyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani hakemleri açısından da bakılması gereken, kontrol edilmesi gereken noktalar var. Ekleyeceğiniz son bir şey var mı Sayın Doğatepe? Abi yani Türk futbolu bu yasa dışı bahiste uzak mı değil mi? Ben şunu söyleyeyim. Hatırlarsanız 2013'te Real Madrid Galatasaray maçı oynanmıştı. Şampiyonlar Ligi maçı. Real Madrid'in formasında bahis firmasının reklamı vardı. Ceza ve tazminat davaları nedeniyle Galatasaray Real Madrid maçında Real Madrid bahis firmasının reklamı olmadan çıkmıştı. Aynı şekilde bir maç daha var. 2007-2008'deki Şampiyonlar Ligi 2. turunda Sevilla Fenerbahçe maçında da aynı şekilde Sevilla
formasındaki bahis firmasının reklamını kapatmıştı. Yani dolayısıyla biz bahis ve futbol olayına yabancı değiliz. Bence burada hem kulüpler hem federasyon ciddi şekilde bu işin üzerinde durmalı. Sadece idari yönden değil, adli yönden de soru konunun takipçisi olmalı. Spor Toto da bu parada hak iddia ederek, atıyorum mesela bu Galatasaray'a ödenen bankanın Galatasaray'a iade ettiği bu parayı, iade edilen paranın peşine düşülüp Spor Toto o parayı alıp Türk futbolunda kulüplere dağıtabilir. Peki. Çok teşekkürler Yemiz'e bağlandığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. Dinleyenlere de saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Evet, hattımızda gazeteci Ali Fuat Doğatepe vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.